Arkadaşlar, ekmek yapma makinesini sizlere tanıtmıştım. Şimdi ilk ekmeğimi yapmayı deneyeceğim. Malzemelerimi ben hazırladım. Tam ölçü hazırlamadım tabii. Sizlerle beraber ölçüp o şekilde yapmayı düşünüyorum. Hadi başlayalım. Kabını çıkarttığımda içerisi bu şekilde görünüyor. Şu pişirme rezidansını görüyorsunuz. Ortadaki yuvarlak kısmı karıştırıcı olarak makineyi çalıştırdığımızda o da dönüp hamuru yoğurmaya başlıyor. Bu şekilde yanında tarif kılavuzu var. Daha önce de bahsetmiştim. Ben şimdi şu sade ekmeği yapmayı deneyeceğim. Şöyle yakınlaştırayım. Evlerinizde sizlerin de ekmek yapma makinesi varsa bu tariften yararlanabilirsiniz. Veyahut yorumlar kısmından bana ulaşırsanız istediğiniz tarifi sizlere yazıp ulaştırabilirim. Ekmek haznemiz burada gördüğünüz gibi. Makinemi ekmek yapmadan önce çalıştırdım 10 dakika boyunca. Sonra soğudu. Kılavuzunda koku veya duman çıkabilir diyor. Ama ben öyle bir şeyle karşılaşmadım. Gayet güzel oldu. Öncelikle küçük haznesini takacağım bu orta kısmına. Şu haznesini görüyorsunuz. Bunu bu şekilde orta kısmına takacağım. Sonra şurada gördüğünüz malzemelerimi katacağım. Ve ekmek yapımına başlayacağız. Karıştırma kabımı şöyle makinemin içerisine alıyorum. Şöyle saat yönünde çevirdiğimde tam olarak yerine oturmuş oluyor. Sonra şu karıştırma haznesini takacağım. Evet, onun da tam olarak oturduğundan emin olun. Şimdi makinemizin bir püf noktası önce sıvıları koymamız gerekiyor ki içindeki karıştırma gereci güzel bir şekilde karıştırmaya başlasın. Önce katıyı koyduğunuzda iyi bir şekilde karışmıyor ve ekmek maalesef içerisinde böyle hamur topakları kalıyor. Şimdi ben şu ölçü kaplarını tekrardan göstereyim sizlere. Bu en fazla 240 milimlik bir sıvı ölçü kabı ve bir kap olarak geçiyor. Tarifte de bir kap veya iki kap, üç kap dediğinde katı malzemelerde bunu tamamen doldurup kullanıyoruz. Yine aynı şekilde tarif defterinde kepçe kavramı yazıyorsa eğer şu büyük olan hazneyi kullanıyoruz. Kaşık yazıyorsa da şu küçük olan hazne ile malzemelerimizi katıyoruz. Şimdi öncelikle sade tarifinde 750 gram ekmek yapacağım ben bu arada. 500 gramlık ve 750 gramlık iki seçeneği var. Ben 750 gramlık sade ekmek yapacağım. Bunun için önce 260 ml su diyor. Benim kabım en fazla 240 ml. O yüzden ben 20 ml daha suyumu kabımın içerisine ilave edeceğim. Şöyle suyumu koyuyorum. 240 ml. Bir 20 ml daha koyacağım. Şöyle 20 ml daha ilave ettim. Daha sonra bir kaşık tuz diyor. Kaşıkta dediğim gibi şu küçük hazneyi kullanacağız. Şu şekilde bir kaşık tuzumu katıyorum. Ve iki kepçe, yani şu büyük kısmıyla şeker diyor. Ama ben şekerini siz bence kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben de çok iki kaşık koymaktansa şöyle bir tık az koymayı tercih ettim. Ve yine iki kepçe sıvı yağ diyor arkadaşlar. Şöyle iki kepçe hemen sıvı yağımı da makineme koyuyorum. Evet, sıvı yağımı da koydum. Daha sonra arkadaşlar 3 kap un diyor. Ben kabıma hani suda önce suyunu koyup kullandığım için önceden şöyle 3 kap unumu ölçmüştüm. Şimdi etrafına dağıtmadan kaşık yardımıyla bu unun hepsini bu şekilde kabımın içerisine dökeceğim. Evet, unumu da kattım. Kenarındaki unlarımı şöyle içerisine atayım. En son arkadaşlar hazır maya diyor. Yani şu şekilde toz maya kullanmamız gerekiyor bunun için. Yine
Hazır mayamızdan da şöyle bir kaşık ilave etmemiz gerekiyor. Bu hazır mayayı şöyle köşelerine doğru koyalım ki hemen aktif olup bir anda kabarmasın. Hazır mayamızı da koyduk. Şimdi bütün malzemelerimiz hazır olduğuna göre şu şekilde kapağımızı kapatıyoruz. Şurada görüyorsunuz sade ekmek için bir numarayı seçmem gerektiği söyleniyor. Şu menü kısmında bakın şurada şimdi 4 numaraya geldi. Bunu 1 numara gelene kadar basacağım. Zaten saatini kendisi otomatik olarak ayarlıyor. Evet, 1 numara sade ekmeğimizi 3 saat 20 dakikada pişiriyor yaklaşık olarak. Şurada üst kısmında ekmeğimizin rengini belirleyebiliyoruz. Bunun içinde az pişmiş, orta pişmiş ve çok pişmiş olarak 3 ayarımız var. Bunu da şu color yani renk kısmından seçeceğiz. Zaten şu an benimki medium yani orta pişirmede. Şu yanda da 500 gram ve 750 gram iki tane seçeneği var. Ben 750 gramlık ölçü tarifini yaptığım için 750'yi seçeceğim. Bunu da şu gramaj yazan tuşundan değiştiriyoruz. Şu an zaten benimki gördüğünüz gibi 750 grama ayarlı. Başka bir şey yapmama gerek yok arkadaşlar. Start tuşuna basacağım ve ekmeğimi yapmaya başlayacağım. Şu an sizlere sesi geliyor mu bilmiyorum ama hamurumuz yoğrulmaya başladı. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz makinamızdan çıktı. Ben birazcık bekledim. Hatta şu tarafından birazcık dilimledim. Açıkçası pişip pişmediğini çok merak etmiştim. Yaklaşık boyutu şu şekilde kare bir ekmek oluyor. 750 gramdan birazcık fazla. Şu üst kısmı bir tık daha az pişiyor. Tabii üst cam kapak kısmında rezidans olmadığı için. Ama orta derecede görüyorsunuz. Rengi böyle. Şimdi keseceğim. İç kısmını da sizlere göstereceğim hemen. Dışı çıtır çıtır arkadaşlar. İçi ise gerçekten çok güzel. Bakın şöyle sünger gibi oldu. Gerçekten çok güzel pişti. Hiç hamurda değil. Dinlendikçe daha da güzel oluyor. Dış kısmı şu yandan görüyorsunuz. Hafif çıtırlığı var. Şöyle göstereyim sizlere.
Gerçekten güzel. Daha şuradan göstersem daha iyi olacak. Bakın şöyle. Tekrar hemen kendisini toparlıyor. Çok güzel bir ekmek oldu. Tadı da çok güzel. Eğer imkanınız varsa alabilirseniz gerçekten tavsiye ederim. Evet, makinemizde pişen ekmeğimiz bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.